böyle. Oranın ne, kimin ne? Bundan böyle senin adın gel köle. Git köle. Adın ne, kimin ne? Bundan böyle senin adın gel köle. Git köle. Dağlı, kaldır şunu şuradan. Sırma, kalk. Güçlü olmamız gerek. Bana güç gerek değil. Bana ölmek gerek. Şşş, deme öyle. Ben evlenecektim. Yavuklum düğünümüne çıkacaktı. Ahtu'ya düğünüm vardı benim. Çocuklarım olacaktı. Benim halde olacaktım ben. Kör olmam. Ölürüm de olmam. Öldür beni. Yalvarırım, çek kılıcını, sapla bağrıma. Nedir acaba? Yem hanımın yanına yolla, öldür ama götürme beni o saraya, yalvarırım. Kes Dağlı, kes. Sakinleştir şunu yoksa. Yapma. Sırma, çekileceğiz buradan, kurtulacağız. Yaman da kurtulacak. Toyunuzu kuracağız. Kaçacağız buradan, yemin, yemin. Dağ gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi. Biz köle değiliz. Esiriz. Gökten yağan da olsun ki. Ben de ak kızsam bu sarayı başınıza yıkarım. Yine de köle olmam. Olmayız. Dağ söyler, gök dinlesin. Biz köle değiliz. Göğe boyun eğmeyiz. Ne olur burada? Alpaguan için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Daha gidin alın sizden. Haydi. Dağılın haydi. Hakkın olsaydı da sen Kaan olsaydın Göktekin'e. Beni bu saraya tutsak etmezdin. Tekinlerle konuşmak yasak. Kurduk pençesi orada! Sensin.
Alpaguan'ı vurmakçı sensin. Alpaguan'ı vurmadan sen vurdun. Kurdun pençesi bu değil. Sensin. Temuzegin. Canını alacak. Gör kanını vurdular.
bitene kadar misafirimizsin. Göktengri'ye mi yakarsın? Kurt verdiği ulu kağını yere çaldın. Göktengri seni duyar mı sanarsın? Anca Erli Kağan'ın boğaları duyacak seni. Boynun vurulduktan alıp yerin dibine götürecekler. Erli Kağan, yerin altında yeşil demirden bir sarayda gümüşten bir tahta oturur. Emrinde 9 semerli 9 boğası vardır. O boğalar ne yapar? Göktengri'nin uçmağını almadığı ruhları kaçırır, Erli Kağan'a getirir. Erli Kağan da onları köle yapar. O yüzden siz olun onurunuzla, elinizde kılıcınızla ölün. O zaman Göktengri sizi görür, yanına alır. Ne dersin? Gök iti değil misin? Kurttan korkuna düşmez mi çenenin bağ? Erlik Han'ın boğaları alırmış da, yerin dibine götürürmüş de, alsın ya. En azından dövüşürüz. Hem Erlik Han'ın boğaları, Alpago Han'ın kuşları gibi korkak da değildir. Buraydı. Madem dövüşmeye yüreğin yok, vur. Öyle mi? İyi. Dövüşelim de gör var mı yok mu. Önce dilini koparacağım. Sonra yüreğini çıkaracağım. Bir kılıç ver de ben senin yüreğini çıkarayım. Bulabilirsem tabii. Çöz ellerimi. Bilerek kışkırtırsan, kılıçsız ölüp uçmağa gidememekten korkarsın, o yüzden kılıç istersin. Onurumla ölmek isterim. Kılıç ver bana. Thank you.
İyi misin? O iki çocuğun öcünü almak için vurdum. Sen bana akılsız mı dersin? Akılsız, kafasız, düşüncesiz. Daha sayayım mı? Göktegin'i. Tamam. Göğün olduğu kadar dağın da teginisin. Tamam, Çolpan Hanımızın yeğenisin. Sana baş eğer, bağır basarız. Ama ağzından çıkanı bil. Yoksa? Asıl sana ne demeli? Akılsız gibi davranırsın. Eksik olmadığın halde eksik gibi davranırsın. Çünkü aklım yerinde olursa başım yerinde kalmaz. Dağlanımın öcünü almamdan korkarlar. Boğarlar. Gerçi benden değil. Senden korkmaları gerekirmiş de bilememişler. Ben yaparım. Senden niye korkarlar ki? Dağın oğlu anasının öcünü almak yerine gök babasının sarayında uslu uslu oturur. Öc alacak cesaret olanı da akılsız sanır. Gök hanını vurup gök zindanına düşen dağlı onu oradan kurtaracak göktekinle diklenir. Bu mu akıl? Akıldan değilse de dağ yüreğindendir. Kusura bakma Göktekin'e. Açmaz hiçbiri. Al. Bununla kırarsın. Sarayın dışına çıkan bir kapı. Ama
Ama... Kılıcında mı yoktu? Kır artık şunu. Kuzubek. Tugay'ı gördün mü? Bu tarafa doğru gelmiş. Kraliçel bir kızı zindanlara götürdü. Batuga Tekin de peşinden gezinip dururmuş. Kızın suçu neymiş? Bir bilgim yoktur Timur Tekin'im. Sen yaralandın mı? Yaralandın mı? Kadın yaralandı mı dedim sana? Ne oldu burada? Ne oldu burada? Bu Gökben Batuga Tekin'e saldırdı. Kandaşımın ne işi vardı burada? Niye saldırdı? Bilmem. İşimize takıldı. Aklı yok diye duyarım. Eceli çağırdı demek. Gelince de bu albus saldırdı garibana.
Kıraç seni neden buraya getirdi? Suçun neydi? Onu size sormalı Tekin'im. Esir dağ kızlarına göz koyup zindan köşesine çekmek, sonra da onunla el uzatmak Göksaray'ın adeti midir? Kadın, lafını bil de konuş. Eğer kandaşımın canını kurtarmamış olsaydın, senin canını alırdım burada. Göksaray'ında böyle şeyler olmaz. Kandaşım Batuga'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir. Bundan gayrı kandaşıma dokunacak olan olursa kellesini koltuğuna alıp öyle dokunsun. Can borcum vardır. Kandaşım için. Bir gün ödersin Tekin. Güne başına götürün. Haydi. Bekle. Güne başını çağır.